Saçımı 4 gündür yıkamadığıma ve bu saç modelini yapmak için sıfır ısı kullandığıma ve 5 dakikadan fazla vakitimi almadığına inanır mısınız? Geçen sene buna benzer bir video çekmiştim. Hafif dalgalı saç model yapımı diye. Ve çoğunuz çok sevdiğiniz o videoyu. Bu sefer sizlere benzer bir saç modelini yapmak istedim. Ama ısı kullanmadan göstermek istedim. Çünkü bunu kaç kere diyeceğim. Isı saçımız için çok iyi değil ve maşa kullandığımda da aynı maşaya sahip olmayabilirsiniz. O yüzden de aynı saç modelini elde edinemeyebilirsiniz. Bu nedenle sizlere evde kullanabileceğiniz ve ısı kullanmadan yapabileceğiniz bir şekilde göstermek istedim bu saç modelini. İhtiyacınız olan şey eski bir şişe, şu şekilde suyla dolduracaksınız bunu. Temiz çoraplar. Kaç tane ihtiyacınız olacağını tam olarak söyleyemem çünkü saçınızın kalınlığına, uzunluğuna, şekli değişecek. Ben sanırım 6 çift çorap kullandım. Tabii ki de temiz olmasına dikkat edeceksiniz. Zaten burnunuza çok yakın, kokuya tahammül edeceğinizi düşünmüyorum ama daha önceden kullanmadığınız bir çorapsa çok daha iyi olur tabii ki ama temiz olmasına dikkat edeceğiz. Saçınız herhangi bir boyutta olabilir. Şu kadar saçınız varsa yine de yapabilirsiniz. Bu kadar saçınız varsa yine de yapabilirsiniz. Saçınız düzse yapabilirsiniz. Kıvırcıksa yapabilirsiniz. Bu daha çok böyle maşayla verilmiş dalgalar gibi duracak kıvırcık saçlarda da. Yani çok basit. Gerçekten çok basit. Ben yapabildiysem dünyadaki herkes yapabilir. O kadar basit. Neyse hemen sizlere bu saç modelini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Başlayalım. İlk önce saçımı üçe böleceğim. Bu şekilde daha kontrollü olacak. Yapacağım parçaları ıslatıyorum. Daha doğrusu nemlendiriyorum. Çok fazla ıslatmayın yoksa kuruması çok uzun sürer. Eğer yatmadan önce yapacaksanız önemli olmaz. Çünkü akşam yani 8 saat boyunca kurur. Ama bunu 1-2 saat içinde yapmak istiyorsanız çok çok da ıslatmayın bence. Şu gördüğünüz parçayı ikiye böleceğim. Ve ananaslı çorabımı alacağım. Şöyle başlatıyorum. Ondan sonra yukarı doğru doluyorum çorap üstüne. Ondan sonra geri kalan parçayı bağlıyorum. Şu şekilde. Ondan sonra üstünden de biraz daha sprey sıkacağım. Şöyle. Bir kere daha gösteriyorum. Aynı şeyi devam ettiriyorum. Ondan sonra saçım alttaki bittikten sonra ikinci parçayı açacağım. Onu tarayacağım ve bunu yine yapacağım. Üst parça da aynı olacak. Üst parçalarda daha ince bir çorap kullanacağım ama. Eğer buklelerinizi daha böyle küçük yapmak istiyorsanız, daha belirgin yapmak istiyorsanız o zaman daha küçük parçalar alacaksınız. Tabii daha küçük parçalar alırsanız kısa çorap kullanabilirsiniz. Benim gibi uzun çorap kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer daha da böyle doğal durmasını istiyorsanız daha beachy, bohemian yani rahat bırakılmış, boho bir şekilde istiyorsanız aldığınız parçaları daha kalın tutacaksınız. Mesela maşa kullanırsanız daha ince maşa daha belirgin, daha küçük bükleler veriyor. Kalın maşalar daha böyle büyük, hafif dalgalar veriyor. Aynı şekilde de bu çoraplarla aldığınız parça dalganızın boyutunu gösterecek.
seni şu anda ciddiye alamıyorum ama size şunu demek istiyorum. Ben bunu 2 saat falan bekleteceğim. İsterseniz bu şekilde yatabilirsiniz. Ne kadar uzun tutarsanız bukleleriniz o kadar daha sıkı olur. Yani daha sabit olur, daha uzun sürer. Ama ben günün ortasında olduğum için sadece 2 saat tanıyacağım saçıma. Ve sonra açıp sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Neyse, ben böyle takılacağım biraz. 2 saat sonra görüşürüz. 1 saat 40 dakika geçti. Daha bekleyemeyeceğim. O yüzden saçlarımı açacağım. Ve ilk dalgamız bu şekilde. Biraz saç spreyi alacağım ve bunu sıkacağım. Ve bu kolay saç yapımı bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden daha sıklıkla saç model videoları görmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalıma yeniyseniz hoş geldiniz. Umarım abone ol tuşuna basarak ailemizin bir parçası olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve benim diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek istiyorsanız hepsinin linki aşağıda bilgi kutusunda olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!